Osmanlı düşüncesi İslam düşüncesinin tamamını kapsıyor ve karşılıyor muydu? Tabii ki. Osmanlı düşüncesi. Ama şöyle söyleyeyim, şu kadarınız. Osmanlı düşüncesi İslam düşüncesini temsil ediyor tabii bir bütün olarak. Ve bütün İslam dünyasındaki bütün insanlar İstanbul'a bakarak hayatını yaşıyordu. Öyle düşünün yani. Kimler bunlar? Mesela Hindistan'da yaşayanlar öyleydi. Orta Asya'da yaşayanlar öyleydi. Şeyde yaşayanlar öyleydi. Ta uzak doğuya gidin. Varıncaya kadar bu Malezya işte şeyler Endonezya o taraflara varıncaya kadar hep Osmanlı'ya bakarak hayatlarını yaşıyorlardı. Tabii karşılıklı etkileşim de vardı. Onu da kabul etmek lazım. İşte mesela diyelim 6. yüzyılda yaşamış olan ikinci binin şeysi olan müceddidi olarak bilinen kimdi İmam Rabbani mesela bir taraftan bakarsanız tabii Hindistan'da yaşamış ama o dönemde o bölgelerde özellikle Hanefi fıkhı çok önemli Hanefi alimler Hanefi alimlerin de şeyi temel eserleri Orta Asya, Maveraun Nehir ağırlıklı. Dolayısıyla orada olup biten şeylerle Hindistan'daki temel o fıkhi düşünceyle Anadolu'daki fıkhi düşünce arasında çok derin irtibatlar var, devam ediyor. Yine aynı şekilde bakıyorsun işte orada ortaya çıkmış olan tasavvufi hareketler, şeyde Bağdat'ta tasavvufi bir hareket ortaya çıkıyor. Bu hem bu tarafa hem batıya hem doğuya yayılıyor. Yine farklı farklı bölgelerde ortaya çıkmış olan hareketlerde. Şimdi burada tabii ki Osmanlı devleti, Osmanlı düşüncesi dediğimizde Osmanlı düşüncesi Osmanlı devletinin formel sınırlarıyla sınırlı bir düşünce değil. Mesela yine örnek verdim size. 16. yüzyılın çok önemli düşünürlerinden birisi Siyalkuti var mesela. Siyalkuti Osmanlı medreselerinde okutulan kitaplara haşiyeler yazıyor. Bu yazdığı haşiyeler yani hem Mısır'da hem Hindistan'da hem Kuzey Afrika'da hem İstanbul'da hem Balkanlar'da buraların alimleri, aydınları tarafından okunuyor, kullanılıyor. Yani şimdi bunu ve diğer taraftan da Siyalkuti'nin haşiyelerini dikkate alarak daha sonra belki bildiğimiz en güzel kavramlar felsefi sözlüklerden birisi olan Keşşaf-ı Istilahat-ı Fünun ki 19. yüzyılda hazırlanıyor. 19. yüzyılın başlarında hazırlanmış olan Tahanevi tarafından Keşşaf-ı Istilahat-ı Fünun'un temel kaynaklarından birisi Siyalkuti mesela. Şimdi Keşşaf-ı Istilahat-ı Fünun Hindistan'da yazılıyor ama normal bir Osmanlı eseri gibi. Osmanlı düşüncesinin ne olduğunu merak ediyorsanız aynı zamanda Keşşaf-ı Istilahat-ı Fünun'u okuyacaksınız. Bu eser Hindistan'da yazılmış. Böyle. Biz o zaman ne yapacağız? Kendimizi sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hapsederek Türk düşüncesini, Osmanlı düşüncesini, İslam düşüncesini bu bölgeye hasretmeyeceğiz. Kafamızı kaldıracağız. İslam medeniyetinin, İslam dünyasının, İslam düşüncesinin ne kadar geniş ve büyük bir alanda olduğunu dikkate alarak, ufkumuzu geniş tutarak bakacağız ve şunun da farkında olacağız. Osmanlı düşüncesi dediğimiz düşüncenin etkin olduğu dönemde Müslümanlar bütün insanlığın kaderine hükmediyordu. Bu yaklaşık yani 1000 yıl devam eden bir süreçten bahsediyoruz. 1000 yıl ki bunun en az 300-350 hatta 400 yılı Osmanlı Devleti'nin etkin olduğu dönem. 400 yıl Osmanlı Devleti, en az 400 yıl belki tabii 400 yıl Osmanlı Devleti bütün bir insanlığın kaderine hükmediyor. Şeyle birlikte yani İran'daki Safeviler ve Hindistan'daki Babür Devleti'yle birlikte. Bu böyle yani. Şimdi bunu bir övünme falan olarak düşünmeyin. Bu bir tespit sadece. Biz şimdi şeyimiz bazı insanlar böyle çok aşağılık kompleksiyle yetiştikleri için
kendi geçmişimizi tahkir etmeyi eleştiri zannediyorlar. Eleştiri ayrı şey, tahkir ayrı şey. Yani tahkirle eleştiriyi birbirine karıştırmamak lazım. Yani netice itibariyle yani şeyde 20. yüzyılda yani 1850'lerden 1940'lara kadar Batı Avrupalılar da dünya üzerinde hegemonya kurdu, yürüttüler yani bir yüzyıl. Bunu söylemekten de çekinmiyoruz. O zaman biz Batılıları yüceltmiş mi oluyoruz? Hayır. Durum tespit. Batılıların yeryüzü üzerindeki hegemonyası 100 yıl sürdü. Bu kadar. Ama Müslümanların bütün insanlığa yol gösterdiği, hegemonya değil yani. O standartlar oluşturmuş. Bütün insanlığın kendi gelmesini vesile olduğu asırlar bin yıllık bir dönemden bahsediyor. Araya bir 150 yıllık bir dönem girdi. 150-200 yıllık neyse. Ama bu geçici bir dönem. Biz tekrar hem hafızamızı hem kaygılarımızı, asli ilgilerimizi kazandığımızda önümüzün çok açık olduğunu fark edeceğiz. İmam Muhammed'in zamanında dediği gibi alemin nizamı kesbedir. Razi de öyle söylüyor. Fahrettin Razi, onu da bitirelim. Razi diyor ki bir şey yok demek henüz yapmadık demek.